بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولنا Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ahmadiya Müslüman Cemaati'nin Türk üyelerinin muhterem Raşid Paktürk Bey'in refakatiyle Almanya'nın Kasel şehrindeki stüdyolarından sizlere yeni bir programda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızda namaz konusuyla ilgili konuları muhterem Murabbi Raşid Bey bizlere aktaracaklar. Programımıza başlamadan önce Murabbi Raşid Paktürk Bey efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve bugünkü programımızda sizlerle namaz konusunu işleyeceğiz. Ve bu konuyla ilgili bazı sorularımız olacak efendim. İlk sorum şu şekilde: Müslümanlara ilk farz edilen şey nedir efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Hasan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bu hadis Firdosul Ahbar diye bir kitapta bulunmaktadır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Umur radıyallahu teala'nın rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetime ilk farz kılınan şey namazdır dedi. Evet. Ama ne yazıktır ki ümmet içinden ilk kaybolacak olan şey de namaz olacaktır. Halbuki eğer Allah-u Teala bir şeyi ilk olarak farz ettiyse o kadar önemlidir. Evet. Ve maalesef bu devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o ümmet içinden ilk kaybolacak olan namaz olacaktır buyurduğu şey de gerçekleşti, bu haber de gerçekleşti ve bu devirde namaz hemen hemen Müslümanlar arasından kaybolmuştur. Nadiren işte istisnai şekilde namaz kılan Müslümanlar vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki bize hem böylelikle bir müjde vermiştir. Bakın ilk size farz kılınandır. Yani buna dikkat edin. Evet. Bu önemli bir şeydir. Allah ilk farz etti bunu. Ve hem de uyarmıştır. Bakın bu ilk ümmet içinden bu kalkacak olan, kaldırılacak olan da namaz olacaktır. Evet. Ve böylece bize tembih de bulundu ki siz namazınıza sahiplenmeye çalışın. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ile ilgili anlatırken ilk farz kılınan dedi. Bununla beraber hem bu dünyada değil, ahirette de ilk olacak. Ne manada ilk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde ilk sorulacak olan şey namazdır. Evet. Şimdi insan öldükten sonra hangi konuda ilk olarak sorguya çekilecekse o konuda insanın hazırlığının olması lazım. Muhakkak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Tirmizi hadis kitabında bu rivayet var, benim bahsettiğim rivayet. İlk olarak namazdan sorulacaktır. Kimin diyor namaz hesabı düzgün çıkarsa o kurtulur diyor. Evet. O nicat bulur diyor, muradına erir. Ama kimin namaz hesabında bir eksiklik olursa onun hakkında Allahu Teala meleklere bunun nafilelerine bakın. Yani nafileleri varsa, evet, onunla o eksiklik tamam, o nafilelerle namaz eksikliği tamamlanmaya çalışılacak. Ve bu şekilde o cennete girebilecek. Ama bundan yanlış bir şey anlamayalım. Şimdi eksiklikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kastetti. Efendim 5 yerine 3 vakit namaz kılmış. Evet. Veya 5 dilde 4 kere namaz kılmış. Veya sünneti terk edip de sadece farzlar kılmış. Bu demek değildir. Bu anlamda değil. Bu anlam değildir. 5 vakit insan namaz kılıyor. Ve namaz kıldığı halde herkesin namazında eksiklik vardır. Evet. Herkesin namazında. Yani çok büyük böyle peygamberler, Allah'ın büyük böyle büyük evliyalar belki harici onlarda diyebiliriz ama yoksa her insanın kıldığı namazda eksiklik vardır. Namaz kılarken aklına bir sürü düşünceler girer. Namaz tam dikkatle, ne diyeyim, hakkıyla kılamaz. Namazı içinde ne diyeyim, namaza vermemiz gereken önemi veremez vesaire vesaire diye. Bunlar hepsi namazın eksiklikleri. Ama 5 vakit kılıyor yine de her şeye rağmen 5 vakit namaz kılmaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin eksiklikleri, namaz içindeki eksiklikleri nafileye bakılıp tamamlanacaktır. Bu ne demektir ki? Sadece farz namazlarla yetinmeyin. Nafilelere de yönelin. Çünkü nafile sizi kurtaracaktır. Şimdi nafilenin önemini eğer anlayacak olursak şu şekilde anlayabiliriz. Biz bir bina inşa ederiz. Binanın etrafında bir duvar öreriz. Sel geldiği zaman, bu şekildeki başka bir ne diyeyim doğal bir afet koptuğu zaman gelir o duvara çarpar. Mesela sel gelir, sel gelir. Zarar gören dışarıdaki duvar olur. Ama asıl bina kurulmuş olur. Nafile de öyledir. Eğer bir insan farz namazlarla beraber nafileyi de kılıyorsa şeytanın vesveseleri, şeytanın tarafından gelen o seller gelir o duvara, nafile duvarlarına çarpar ve asıl binaya zarar vermez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hem farz namazın önemini hem nafilenin önemini vurgulamıştır. Sonra namaza gelince, namazın ne diyeyim farziyetine gelince ilk farz oluşundan bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mirac yolcusu esnasında 50 namaz farz edildi, 50 vakit namaz ama 5'e indirildi. Ama sevap 50'ye eşit bırakıldı. Elhamdülillah. Yani 5 vakit namaz kıl ama 50 namazın sevabını al. Bu da namazın diyelim bir tarihçesi açısından ki bu namaz 50, 50'den 5 ve sevap eşit bırakıldı. Dedi ki sevap aynı 50 gibidir. O konuda üzülmeyin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için namazın farziyetinden bahsederken şunu da anlatmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ben namazı 2'ye böldüm. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Ne demektir bu? Bu şu demektir, bu Sahih Müslim'de bu hadis var, Kitabu Salat'ta. Sahih Müslim Kitabu Salat'ta bu hadis bulunuyor. Allah için namaz, bir kısmı, namazın bir bölümü Allah'a aittir. Ne demektir? Onun için sen Allah'a hamd ediyorsun. Allah-u Teala'yı övüyorsun. Allah'ı tesbih ediyorsun. Ama yarısı da kul sana aittir. Yani eğer bir namaz içinde münacat yoksa, bir namaz içinde yalvarış yoksa, eğer sen kendi derdini Allah'a anlatmıyorsan namaz yarısı kaldı. Namaz yarısı yarısını kılıyorsun, yarısını kılmıyorsun. Çünkü namazın yarısı senindir, yarısı Allah'ındır. Allah-u Teala lütfedip sana bırakmıştır. Ama ben eğer namaz çarçabuk kılıyorsam, sadece namaz kelimeleriyle yetinip ve Allah-u Teala'ya bir şey demiyorsam, kendimden bahsetmiyorsam o da namaz değildir. Ve bu hadis bize şunu anlatıyor ki namaz içinde, madem ki Allah-u Teala diyor ki ben eşit olarak namazı 2'ye böldüm diyor. Eğer bir namaz içinde benden bahsedilmiyorsa bir kul olarak o namaz da yer kalmıştır. Tamamlanmış namaz değildir. Sonra namazın içinde namazın farz edilişine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz farz kılındı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Jibreel aleyhissalatü vesselam 2 kere bana geldi ve bana namaz kıldırdı. Beytullah'a yani Beytullah yani Kabe'ye geldi ve bana 2 kere namaz kıldırdı. Bir keresinde namazın ilk vakitlerinde, yani namazın ilk vakitleri var, bir de namazın son vakitlerinde beni namaz kıldırdı. Ve böylece namazın zamanlarını göstermiş oldu. Şu vakit namazın vakitleri değil. Bu vakitte de mesela öğle namaz bir gün, bir kere ilk vakitte, ikinci kere de son vakitine yakın kıldırmış. Ve böylece şunu göstermiş oldu ki ister ilk vakitte, ister son vakitte namaz kıl, namazın geçerlidir. Bu vakit veya bu 2 vakit arasında eğer namaz kılda tamamlanmış olursan bu geçerlidir. Namaz konusunda şunu da bilmemiz lazım. Mekke'de namaz farz kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken namaz kılardı. Ashab-ı kiramda namaz kılarlardı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok eziyette çektiriyorlardı kafirler namaz kılarken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken ve daha sonra Medine'deyken. Evet. Uzun zaman, yani 13 sene Mekke hayatındayken ve aşağı yukarı 18 ay Medine'deyken Kudüs'e doğru namaz kıldı. Kabe'ye doğru değil. Evet. Daha sonra Kabe Müslümanlar için kıble olarak Allah-u Teala'nın emriyle tayin edildi. Ve ilk Kabe yönelik kılınan namaz ikindi namazdır. Evet. Namaz esnasında emrindi. Çünkü o bizim konumuz değil, onun girmeyeceğiz o konuma. Ama bunu da bilmemiz lazım namazın tahricesi aslında. Ki ilk Kabe'ye doğru Kabe kible olarak, evet, emredildikten sonra ilk kılınan namaz, evet, ikindi namazdır ve bu emir de namaz içindeyken indi. Evet. Sonra namazın tarihçesi içinde şunu da bilelim. Namaza nasıl çağırmak için bir sistem yoktu. Evet. Namaz vakti oldu, ne yapalım, kimsenin haberi yoktu. Çeşitli böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla bunu tartıştı, öneriler istedi. Birisi dedi ki şu Hristiyanlar gibi çağıralım, birisi Yahudiler gibi. Herkes kendi fikrini söyledi ama Peygamber aleyhisselatü vesselam bunları beğenmedi. Bir gün bir sahabi, ne diyeyim, Cami Tirmiz'de Kitabu Salat'ta bir rivayet var. Bir gün Abdullah bin Zayd radıyallahu teala anhu geldi ve dedi ki rüyada bana bazı kelimeler öğretildi. Ve o kelimeler, öğretilen kelimeler bunun ezan. Ve o şekilde ezan başladı ve Bilal Hazretleri ilk olarak ezan, İslam dünyasında ezan okumaya başladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hep müezzin olarak Bilal Hazretleri kaldı. Onun için ona müezzini Resul, Peygamber Efendimiz'e müezzini deniliyor. Evet. O hem efendim size ferziyet ile ilgili bir iki, evet, şey söyledim. Teşekkür ederim. Biraz tarihçesi ile ilgili. Şimdi benim ikinci sorum şu şekilde hazırladım. Namazın kısa bir tarihçesini anlatır mısınız? O ben size bu şekilde hazırladım. Fakat ben burada şunu söylemek istiyorum. Müslümanlar hacca gittiklerinde ziyaretgahların arasında iki kıbleli cami olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen o ayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'e yönelikken ayet, hı hı, gelip de Mekke'ye döndüğünde orada Müslümanlar hac ziyaretinde onu da görüyorlar. Görüyorlar. Evet, evet, orada görüyorlar. Evet. Efendim şimdi diğer bir sorum şu şekilde. Namaz için nasıl bir hazırlık gerekir? Efendim namaz için hazırlık konusuna gelince tabii hazırlık uzun da olabilir, daha detaylı şekilde olabilir ama ben kısa böyle önemli olan hazırlıktan bahsedeceğim. Namazdan önce insanın, tabii başka şartlar da var. Namazın kılmadan önce hangi şartların tamamlanması lazım diye. Ama namazdan önce insanın abdestli olması lazım. İlk şart abdest almamız gerekiyor. Yani şartlardan birisi mutlaka, evet, mümin abdest alması lazım ve abdestsiz kılınan namaz geçersiz namazdır. Evet. Tamam mı? Namazın vakti oldu diyelim. Tamam mı? Siz güzel elbisede giydiniz, kibleye de yöneldiniz. Bütün şartları tamamladınız ama eğer abdestiniz yoksa, bunu şunun açısından söylüyorum, bazen insanlar bu konuda ihlal davranabiliyorlar. Bakıyorlar efendim, tamam abdestim yok ama veya çocuklar, gençler de yapabiliyorlar bunu. Mescide geldiler, baktılar namaz kılınacak. Peki böyle biz de böylece kılalım diye. Evet. Abdestin alınması şarttır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet var. Abu Hurayra Hazretleri Peygamber aleyhisselatü vesselam namaz için kalktığınız zaman iyi de abdest alın buyurur. Ve ondan sonra kibleye yönelin ve Allahu Ekber deyin. Yani, namaza durun. Sahih Müslim'de bu hadis kitap var. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir kişiyi gördü galiba. Bir hadiste rivayet var. birkaç sahabi bakıyorlar ki namaz nerede imam işte namaz başlatmak üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlatacak. Onlar çabuk çabuk abdest alıyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bunları gördü. Bir iki kişi gördü böyle çabuk çabuk abdest alırken ve bunu yaparken topuklarını doğru dürüst yıkamıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara vaylun lil akabe minennar. Bu topuklar dedi, ben topuklar konusunda sizi uyarıyorum. Bu cehennemi götürebilir. Bu tembellik. Neden böyle efendim? Evet. Neden böyle? Allah-u Teala kinci değil. Ki ufak tefek şeylerden dolayı bize azabı versin. Ama bunda bir hikmet var. Eğer biz Allah'ın ufak tefek emirlerine veya biz Allah'ın hiçbir emri ufak değildir, önemsiz değildir. Evet. Eğer Allah-u Teala'nın bizim ufak zannettiğimiz emrini önemsiz sayarak ona pek uyulmazsa da olur desek, bu bize yavaş yavaş başka bir emir konusunda başka ihmalliklere bu yol açar. Ve böylelikle yavaş yavaş insan büyük emirlerini de hiç saymaya başlar ve böylece sonuç olarak bir gün belki cehenneme gidebilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaylun lil akabe minennar buyurdu. Evet. Ve bu ne demektir ki abdest alırken bizim dikkatli olmamız lazım. Güzel abdest almamız lazım. Bunun başka bir hadisten şöyle anlayabiliriz. Bir keresinde bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde o mahşer gününde o milyonlar, trilyonlarca insanlar arasında sen ümmetini nasıl tanıyacaksın diye soruyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim ümmetimin abdest aldığı için onun abdest azaları parlayacak, onlara nur verilecek, onlar nurlanacaklar ve o nurdan ben onları tanıyacağım. Ve bu özellik başka kimse verilmeyecek. Başka bir ümmete verilmeyecek. Şimdi bundan dolayıdır ki bazı hadislerde bazı ashabın abdest alırken diyelim ki dirseğe kadar bizim kolumuzu yıkamamız lazım. Onlar daha yukarıya kadar yıkarlardı. Ki benim daha çok parlasın, daha çok nurlansın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi daha kolay tanısın diye. Ama bunu biz şunu anlıyoruz. Bir taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest konusunda ihmalkar davranmanın yanlış olduğunu, onu cehenneme kadar götürebileceğini söylerken öbür tarafta abdeste dikkat eden insan dikkatli bir şekilde abdest alanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kıyamet günü hemen tanınacağından bahsediyor. Bu abdestin faziletlidir. Ve bunun için biz derken efendim namaz için hazırlık için ne gerekiyor? Abdestin mutlaka alınması ve güzel bir şekilde abdestten alınması. Yani şunu da söylemekte fayda vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin bir şeytan vardır. İsmi de Valahan'dır. Vesvese sokar. Yok olmadı. Çok evhama da kapılmayalım ama ihmalkar da davranmayalım. Bu şekilde. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisi var. Abdest alırken genç gibi abdest al ve namaz kılarken de yaşlı gibi namaz kıl. Yani daha böyle dura. Ama genç gibi abdest al derken bazı uzuvlarını yıka, bazılarını yarısını yıkama demek değildir. Evet efendim. Evet. Diğer bir sorum şu şekilde efendim. Namazın fazileti nedir? Namazın faziletleri hakkında bize açıklamalarda bulunur musunuz? Namazın tabii faziletlerinden ancak birkaç şey anlatılabilir kısa zaman içerisinde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde meşhur hadistir. As-salatu miracul mumin. Namaz müminin miracıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi miraca gitti. Ve bize bu hadisle bakın miraca gitmek istiyorsanız bunun vasıtası, bunu ne diyeyim size sağlayacak olan şey namazdır. Evet. Namaz vasıtasıyla siz de miraca ulaşabilirsiniz. Tabii ki herkesin miracı farklıdır. Evet. İslam ümmeti arasında bazı evliyalar geçmiştir. Onlar ben de miraca gittim demişlerdir. Ama herkesin miracı farklıdır. Tabii onun kendi manevi derecesine göredir. bunu bilelim ki bu miraca eğer birisi ulaşmak istiyorsa ancak namaz vasıtasıyla Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem as-salatu miracul mümini buyurdu. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'de bir hadis kitabında, İbn-i Mace Kitabu zuhud da bir hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ateşin ödünü yakıp yok ettiği gibi haset iyiliklerinizi yok eder. Hasetlenmek. Hasetlenmek. Evet. Ve sadaka diyor, hatalarınızın affına sebep olur, onların yok olmasına sebep olur. Nasıl ki su ateşi söndürüyorsa, yok ettiği gibi sadakada hatalarınızın yok olmasına sebep olur. Ve diyor ki namaz nurdur. Namaz müminin nurudur. Evet. Yani mümin nurlanmak istiyorsa namazla nurlanacak. Evet. Başka bir şekilde nurlanmanın şekli yok. Ben namaz kılmazsam da olur, kalbim temiz. Bazı öyle insanlar var Müslümanlar arasında. O benim kalbim temiz, namaz kılmama gerek yok. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer nurlanmak istiyorsan o zaman müminin nuru namazdır. Namazla ancak bu sağlanır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde, bu da meşhur hadistir. As-salatu ve imaduddin. Namaz dinin sütunudur. Direğidir. Dinin direğidir, evet. Eğer direk yoksa bina yıkılır. Yıkılır. Onun için dinin eğer ayakta kalmasına, yani kendi dinin, Allah'ın dini ayakta kalır. Ama eğer ben kendi dinimi ayakta kalmasını istiyorsam o zaman mutlaka benim 5 vakit namaza dikkat etmesi lazım. Evet. Ve çünkü namaz dinin direğidir. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste dedi, kurratu ayni fissalah. Benim gözümün serinliği namazdadır. Şimdi belki Türkiye'de anlaşılmaz gözümün serinliği ne demektir de. Ama Arabistan gibi bir ülkede ki orada serinlik çok önemlidir. Evet. Orada güneş hava sıcaklığının 50 derece olduğu. Hatta orada diyorlar yumurta koy, güneş altında pişebilirsin, evet. Pişirebilirsin onu. Evet efendim. Onun için orada o serinliğin ne kadar önemli olduğunu insan anlıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim gözümün serinliği namazdadır. Ve bunlar hepsi namazın önemini evet. vurguluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadis var bu konuda ama herhalde bu kadar. Bir hadiste ben söyleyeyim. Efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeleriyle sohbet ederken söyledi ki, ya sahabeler, sizin evinizin önünden bir ırmak geçse ve siz o ırmakta her gün 5 defa evet. yıkansanız evet. sizin vücudunuzda kirleriniz kalır mı? Evet. Yok evet. kalmaz ya Resulallah buyurdu sahabe. Hı. Namazda dedi öyledir. 5 defa dedi Allahu Teala'nın huzuruna gelen kullarının manen ve madden kirlerden arınmasına vesile olur diye. Doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde belirtti. Efendim diğer bir soruya geçiyorum şimdi. Namazın bereketleri nelerdir? Efendim bereketlerine gelince bir de sizin demin bahsettiğiniz hadis o namazın bereketlerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala inne salata tanha anil fahşai vel munkari. Namaz evet. as-sala, o gerçek namaz size her türlü küçük ve büyük pislikten, günahdan, kötülükten arındırıyor. Bu namazın özelliğidir. Evet efendim. Şimdi bazı insanlar efendim niye İslam dininde şu çalgı yok, müzik yok? Bunu sorarlar. Hatta bizim Müslümanlar dahi sorarlar. Şimdi çalgı ve müziğin insan üzerinde bir etkisi var. Şüphesiz etkisi var ama geçici bir etkisi var. Evet. Siz eğer hüzünlü bir şarkı dinlediyseniz hüzünlenirsiniz birkaç dakika. Evet. Tamam. İşte mizah dolu bir şey dinlediyseniz ona göre işte biraz neşeli bir şarkıysa neşeleniyor evet. insan. Evet. Ama çalgının ve yani müziğinin, şarkının sadece geçici bir etkisi var. Daimi bir etkisi yok insan ruhu huzurunda. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki insanlar günahdan arınmak istiyorlar. Temiz olmak istiyorlar. bunun bir tek yolu var. İnne salate tenha anil fahşâi. Namaz sizi alıkoyuyor büyük ve küçük her türlü günahdan. Evet. Bu namazın bir tesiridir, etkisidir. Evet. Ve onun bir tefsiri sizin bahsettiğiniz bir hadis. Dediğinizde ki namazın işte bereketi nedir? Namazın evet. bereketin bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama sizin birinizin evinin önünden eğer bir nehir geçiyorsa evet. ve o 5 vakit orada gusül yapıyorsa üzerinde bir kir kalır mı diye sordu. Hayır, kalmaz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri dikkate değerdir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem oraya bir girip çıkıyorsa demiyor. Evet. Kim orada gusül yapıyorsa diyor. Şimdi gusül, ya biz biliyoruz hepimiz. Gusül yapmak ne demektir? Kendine insan iyice böyle yıkanıyor, sabunlanıyor. Sonra dediğim bir lif mifle kendini kirine çıkarmaya çalışıyor. Bu evet. demektir gusül yapmak. Evet. Yani, banyo yapmak. Sadece duşa girip çıkmak değil bu. Sadece girip çıkarsan belki huzurunda kır kalır. Eğer senin dediğim terliydi sen, ter hiç çıkmaz. Daha doğru üstünde kalır. Belki daha çok kokarsın diyelim. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer orada gusül yapıyorsa o. Hakkıyla. Evet. Bu da, namazda da eğer bir insan sadece girip çıkıyorsa o bu etki göremez namazın. Bundan evet. dolayıdır ki bu devirde Müslümanlar namaz kıldıklar halde kırdan ve pislikten ve günahdan arınmış değildirler. Evet. Çünkü namaz içinde nasıl banyo yapmaları gerekiyorsa, nasıl yıkanmaları o şekilde yıkanmıyorlar. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer birisi orada 5 vakit gusül yaparsa üstünde bir kir kalır mı? Ya Resulullah kalmaz. Dedi ki aynen bunun gibi 5 vakit namazdır. 5 vakit namazdır. Ve namaz 5 vakit kılınırsa onun kılan insan üzerinde bir kır kalmaz. Vaktimiz var mı yoksa? Birkaç dakika daha vakit var efendim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde işte derecelerin yükselişinin sebebi diyor. O nedir diyor işte ben size Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size günahı silip yok eden bir şeyden bahsetmeyeyim mi? Derecelerinizi yükselten bir şeyden bahsetmeyeyim mi? Allah'ın Resulü bize söyle nedir o? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki istemediğiniz halde, kalbiniz istemediği halde güzel bir şekilde abdest almak, mescid uzak olmasına rağmen oraya yürüyüp gitmeniz ve bir namazdan sonra başka bir namazı beklemeniz. Evet. Dedi bu diyor, derecelerini, günahlarınızı sildirir ve derecelerinizi yükseltir. Evet. Bu namazın ne diyelim fazileti ve bereketi diyelim. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık hadislerinde namaz 5 vakit diyor, namaz kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi. Ey Allah Resulü bana bir amel söyle ki ben cennete gireyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'ya Allah'a ibadet et. Kimseyi ona ortak koşma ve namaz kıl vesaire vesaire diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiyelerde bulunmuş. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben çok sağ olun. Çünkü süremiz dolmak üzere. Sevgili seyirciler programımız burada zamanımız doldu. Ama konuyu başka programlarda işlemeye devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.